Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Kritik zirvenin ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleden NATO üyesi Polonya'ya düşen füzelere kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi. İkisi çocuk, 6 sivilin hayatını kaybettiği bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. DAEŞ'ten mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır. Bu sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor? Bunların araştırılması yapılıyor. Bu araştırma neticesinde de ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım. Ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlıyız dedi. Sınır ötesi operasyon mesajı verdi. Bölücü terör örgütü Suriye ve Irak'ta köşeye sıkıştıkça çaresizliğini bu tür kalleş eylemlerle gizlemeye çalışmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa saklansınlar, teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklardır. Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Kritik zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kameraların karşısındaydı. Biz Rusya ile Ukrayna'yı aynı masa etrafında toparlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu gayretin içerisindeyken burada tahrik metodunu kullanmak doğru olmasa gerek. NATO üyesi Polonya'ya düşen füzelerle ilgili iddialar da gündemindeydi. Rusya'nın yaptığı açıklamaya saygı duyuyorum dedi. Ben Rusya'nın yaptığı açıklamaya doğrusu saygı duymak durumundayım. Rusya'nın bizimle bu işin alakası yoktur demesi bizim için önemli. Ve Biden'ın da bu füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklamış olması herhalde bunun Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir. Bir gazetecinin Yunanistan'la ilgili yönelttiği soruya çok konuşulacak bir yanıt verdi. Benim her zaman söylediğim bir gece ansızın gelebiliriz. Bilmiyorum anlayacak mısın? Kelamı kibarını asla geriye götürmez. O benim için bir kelamı kibardır. Dolayısıyla bir gece ansızın yine gidebiliriz. Onun için Yunanistan'da 2-3 isim var ki rahat durmuyor. Bunlar devamlı bu tür açıklamaları, bu tür konuşmaları yapıyorlar. Hadlerini bilmiyorlar. Biz bu noktada diyoruz ki komşu, bak komşuluk hukukunu bil, bizimle fazla dalaşma. Türkiye nerede, sen nerede? Buna dikkat et. Amerika ve Türkiye arasındaki F-16 satışına yönelik önemli gelişmeler de yaşanıyor. ABD Başkanı Biden'la yaptığı görüşmeyi hatırlatan Erdoğan, olumlu bir hava görüyorum dedi. F-16 konusunda Sayın Biden olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. Cumhuriyetçilerle daha önce New York'ta yaptığım görüşmelerde de cumhuriyetçilerin bu konuya olumlu yaklaştığını özellikle orada kendilerinden dinledim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olması ile ilgili soruya da yanıt verdi. Bizim Türk Devletleri Teşkilatı'nda aldığımız karar geçerlidir ve bu kararla ilgili herhangi bir yerden, herhangi bir ülkeden icazet almamıza da gerek yoktur. O iş bitmiştir. Ve tahıl koridoru. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Kasım'da sona erecek anlaşmanın yenilenmesi için çaba sarf ettiklerini anlattı. Şimdiye kadar yaklaşık 11 milyon ton tahılın dünya pazarına girmesini temin etti. Mutabakatın kesintisiz işlemesi ve ayrıca tahılın Afrika başta olmak üzere en fazla ihtiyacı olan ülkelere ulaşımı için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ve döner dönmez yine Sayın Putin'le bu görüşmeleri yaparak gübre ve amonyak nakliyatını da ele alacağız. Hemen bir dipnot. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la ilgili açıklamaları Yunanistan'da büyük ses getirdi. Muhalefet özellikle iktidarı suçladı. Türkiye politikası üzerinden NATO'dan da bir açıklama geldi. Düşen füzeyle ilgili olarak Ukrayna'nın savunma sisteminden kaynaklanan bir arıza dedi NATO.